301 maden işçisinin ölümü kader değil, katliamdır. Bu katliamın sorumluları hala hesap vermemişlerdir. Edirne Ülke Ocakları üyeleri Soma şehitlerini andı. Soma faciasının ikinci yılında hayatını kaybeden 301 madenci için Saraçdağ Caddesi'nde Ülke Ocakları üyeleri basın açıklaması yaptı. Edirne Ülke Ocakları İl Başkanlığı olarak 13 Mayıs'ta Soma'da yaşamını yitiren tüm maden işçilerini saygıyla anıyor, yakınlarına ve tüm maden işçilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Saraçlar Caddesi'ndeki açıklamayı yapan Edirne Ülke Ocakları Bayan Birim Başkanı Didem Yoğurtçuoğlu, Manisa Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin ölümüne neden olan yüzyılın en büyük iş faciasının yıl dönümü olduğunu belirtti. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için bir araya geldiklerini belirten Yoğurtçuoğlu, Soma'da yaşanan kaza değil cinayettir. 301 maden işçisinin ölümü kader değil katliamdır. Bu katliamın sorumluları hala hesap vermemişlerdir dedi. Manisa Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 canımızı yitirdiğimiz yüzyılın en büyük iş faciasının yıl dönümü bugün. 301 canımızın acısı hala yüreğimizde. Edirne Ülke Ocakları İl Başkanlığı olarak 13 Mayıs'ta Soma'da yaşamını yitiren tüm maden işçilerini saygıyla anıyor, yakınlarına ve tüm maden işçilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Bugün bu acıyı unutturmamak için, böyle acıların bir kez daha yaşanmaması için buradayız. Soma'da yaşanan kaza değil, cinayettir. 301 maden işçisinin ölümü kader değil, katliamdır. Bu katliamın sorumluları hala hesap vermemişlerdir. Hükümet bu işin fıtratında var diyerek bilim ve teknik karşısında olduğunu ilan etmiştir. Biz öngörülen ve önlenebilir risklerin ne kaza ne fıtrat olmadığını biliyoruz. Göz göre göre ölümle karşılaşmamanın, çeşitli meslek hastalıklara yakalanmamanın mümkün olduğunu biliyoruz. Dünya bunun bilimsel, teknolojik, yasal, demokratik koşullarını çoktan sağlamış iken tüm dünyadan ileri olduğunu söyleyenlerin